İnsanların çoğu gaflete düşer ve hayatı hızlıca akıp gider. İnsanların bir kısmı doğar, bir kısmı ise ayrılır. Rahimler bir fabrika gibi insan üretir. Dünya ise yutar, unutturur. Ve insanlar o gaflete düştüğünde ölümü ve onun acısını görene kadar uyanmazlar. Gaflet uykusuna öyle bir bağlanmıştır ki ölüm iğne ucu kadar tenlerine değmedikçe uyanmazlar. Uyanmadılar, uyanmalılar. Kardeşim, bu dünyadaki hayat geçicidir ve sınırlıdır. Ve kaçınılmaz olan ölüm ise gerçektir. Öleceksin, sen. Öleceğiz. Öleceksin. İşte bu. Kendisinden daima kaçtığımız gerçek işte bu. Bu zorbaların, zorbalıklarını yenen bir gerçektir. İnatçı imansızların ve haddi aşanların gerçeğidir. Bu gerçek, günahkarın da, dinine bağlı olanların da, peygamberlerin de, elçilerin de tattığı bir gerçektir. Allah şöyle buyuruyor. Biz senden önce hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her ağlayanın arkasından ağlanacak. Her yas tutanın yası tutulacak. Ve malını sayan o kimse mahvolacak. Ve her ünlü unutulacak. Allah dışında hiçbir şey kalmayacak. Allah dışında hiçbir şey hatırlanmaya değer olmayacak. Bu hayatta sonsuzluk yoktur. Herkes ölecek. Ve kim bilebilir ölümden sonra nereye gideceğini. Allah'ım, eğer bilebilseydim ölümden sonra nereye gideceğimi, böyle yapar mıydım? Eğer bilseydim senden kaçar mıydım? Eğer ölümden sonra nelerin beni beklediğini bilseydim, hiç yapar mıydım? Ben gaflete düşenlerden oldum. Ey 20 yaşındakiler, kaç tanıdığın kişi öldü, kaçı ölüp seni ardında bıraktı? Ey 30 yaşındakiler, gençliğinizi yaşadınız, ne kadar pişman oldunuz? Ey 40 yaşındakiler, çocukluğunuz bitti ve siz hala kendi keyfiniz için oyalanıyorsunuz. Ey 50 yaşındakiler, yakında bitilecek bir ekinsiniz, yüzü yarıladınız ve hala önemsemiyorsunuz. Ey 60 yaşındakiler, önemseyin, ölümün kapısına yaklaşıyorsunuz, önemseyin, ne olur, önemseyin. Ey 70 yaşındakiler, ne meydana getirdiniz? Neyi ertelediniz? Ey 80 yaşındakiler, bak, bugün affı yok. İşte ölüm, her şey bitti. Ertelediğiniz her şey gitip gitti. Vallahi Allah'a yemin olsun ki bugün tabut taşıyan için bir gün gelecek ki tabutu omuzlarda taşınacak. Mezarlığa ziyarete giden için bir gün gelecek ki mezarına girecek ve bir daha çıkamayacak. Bugün evine dönen için bir gün gelecek ki
bir daha evine dönemeyecek. Hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. Düşün kardeş. Ve şundan emin ol ki ölüm herkesin tatması gereken bir gerçektir. O bir gün hepimize gelecektir. Kardeşim, artık erteleme ve pişman ol, pişman ölmemek.